Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bazı abonelerimden vişne reçeli yapar mısın diye istek aldım. Ben de hemen gidip 1 kilo vişne aldım. Vişne reçeli yapacağım. Öncelikle saplarını koparalım. Saplarını ayırdıktan sonra güzelce yıkayacağız. Süzeceğiz suyunu. Ve çekirdeklerinin çıkarımını göstereceğim. Çıkarmak isteyen çıkarır, çıkarmak istemeyenler de çekirdeğiyle birlikte de yapabilir. Evet, vişnelerimizi yıkayıp süzgece alıyoruz. Vişnelerimizi yıkadık. Şimdi çekirdeklerini çıkarıyoruz. Bir pipet yardımı ile çıkıyor gördüğünüz gibi. Böyle yapabilirsiniz. Ya da böyle bir vişne çekirdeği aparatı var. Böyle de yapabilirsiniz. Ama bunlar parçalıyor. Benim tavsiyem çatal iğnenin ucuyla daha kolay çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Gördünüz mü? Daha kolay oluyor. Ben de genelde böyle yapıyorum. Çekirdeklerini çıkarttık vişnemizi. Çıkarırken tabi suyu akıyor. Ben onu da ziyan etmedim. Şöyle süzüyorum. Evet, şimdi vişnemiz hazır. 1 kilo vişnemiz var. Birebir ölçü yapıyorlar. Fakat ben o kadar tatlı sevmiyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 5 bardak şeker koydum toplamda. Bu da 900 grama denk geliyor arkadaşlar. Artık ocağımıza koyup kaynatalım. Evet, reçelimiz sulandı. Bakın hemen. Hiç bekletmedik. Hemen yapıyoruz. Sulandı. Artık kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra saat tutalım. Size hepsini söyleyeceğim aşama aşama. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi saatime bakıyorum. Orta ateşte olacak. Ne çok böyle harlı ateş ne de yavaş ateş arkadaşlar. Orta ateşte pişecek reçelimiz. Oluşan köpükleri de şöyle kaşığımızla alabiliriz. Reçelimiz tam yarım saattir kaynıyor. Şimdi yarım limonun suyunu ekliyorum. Reçelimiz şekerlenmesin diye ekliyoruz limonu. Artık reçelimizin son aşaması. İri iri gözler çıkmaya başladı. Kaşık testiyle de yapabilirsiniz. Son damlalarınız yavaş akıyorsa reçeliniz olmuş demektir. Ama emin olmak için tabağımıza reçelimizin suyundan alıyoruz. Buzdolabında soğutuyoruz ve kıvamına bakıyoruz. Toplamda 5 dakika kaynaması yeterli oluyor. Tabağımızdaki reçelimizin testini yapıyoruz. Bakın hemen kavuşmuyorsa birbirine. Çok yavaş kavuşuyor. Bu oldu demektir artık. Kıvamı gayet güzel. Çok sulu değil. Çok da böyle şey olmasın. Ağda gibi. Sıcak sıcak
Kavanozlarımıza dolduruyoruz reçelimizi. Çok sıcak arkadaşlar, elinizi yakmayın. Dikkat edin. Ve bir peçeteyle kenarlarını silelim. Kapağını kapatıyoruz. Evet, sıkıca kapattık arkadaşlar. Hemen ters çeviriyoruz. Ve iyice soğuduktan sonra tekrar düz çevirip serin bir yerde saklıyoruz. Soğuyan reçelin kıvamını size göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğenilerinizi unutmayın. Sağlıklı günlerde yemek üzere. Hoşça kalın.